mitinglerinde ekranlardan oynattı. Gaya Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir terör örgütünün kampındaki yöneticileri karşılıklı kampanya yapıyorlarmış, şarkı söylüyorlarmış gibi deli saçması bir videoyu mitinginde oynattı, TRT'de yayınladı, 29 kanalda birden yayınladı ve bir başkasını, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklarını söylüyorlar diye bir yalanı utanmadan, sıkılmadan bakanlarına söyletti, kendisi söylemeye devam etti. Bakın, şimdi Milas'tayız. Buna inananlar varsa, bunu başka yerlerden bu konuşmayı duyup da seçimde bu yalanlara inananlar varsa onlara deyin ki Milas'a bir otobüs geldi. Otobüsün yan tarafında Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi vardı. Üzerinde vekili Özgür Özel vardı. Milas'a geldi, mikrofonu aldı ve şöyle dedi. 3 kere vurdu. Ve dedi ki, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmaya niyet eden biri varsa Allah onun belasını versin. Belasını versin. Peki Milaslılar, Milaslılar Oslo görüşmelerini biliyor mu? Hamuru biliyor mu? Otobüsün üstüne çıkarılan PKK militanlarını biliyor mu? Seçimi kaybedeceklerini anlayınca Erbil'e Osman Öcalan'a TRT kamerası yollayanı, oradan Binali Yıldırım'a destek açıklaması yaptıranları biliyor mu? Peki Milaslılar, İstanbul seçimleri giderken 22 Haziran günü adaya İmralı'ya Abdullah Öcalan'la görüşmeye aracı yollayanı, ondan mektup alanı, onu Anadolu Ajansı'na okutup Ekrem İmamoğlu'na değil Binali'ye oy verin diye Abdullah Öcalan'dan mesaj okutanları biliyor mu? Sonra Yavuz Hırsız ev sahibini bastırıyor, geliyor diyor ki bunlar Abdullah Öcalan'ı şöyle yapacak, böyle yapacak. Şimdi vallahi siz ağız dolusu söylediniz. Hadi, hadi bu yalanı atanlar. Dün, bugün, yarın terör örgütüyle kim görüştüyse, kim pazarlık yaptıysa, kim destek istediyse, kim bu milletten gizli sözler verdiyse Allah onların da bin belasını versin. Belasını versin. Bak, bak, Millet İttifakı bu. Millet İttifakı'nın milliyetçiliğinin zekatı Cumhur İttifakı'nı yönetenlere yeter de artar bile. Yeter de artar bile. Kabak gibi ortaya çıktı. Ne diyorlardı? Efendim, Millet İttifakı onunla beraber, bununla beraber. Bunlar 6 kişi değil, 7 kişi. Aşağıda var, yukarıda var. Hadi bakalım, seçim oldu bitti. Sizin seçtikleriniz burada. Türkiye'de seçilenlerin hepsi belli. Vallahi bir tane bizim listelerden terörist gelmedi. Millet İttifakı kaç parti? Kaç parti? 6. 6 parti Millet İttifakı. Sağ baştan say, 6 parti. Hatta ben sayayım, siz sayın. Saadet, Gelecek, Deva. Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat, İyi Parti, CHP. Sağdan sola kaç? Soldan sağa sayıyorum.
CHP, İYİ Parti, Demokrat, Deva, Gelecek, Saadet. Kaç? Bizi sağ baştan say 6, sol baştan say 6. Şimdi bu Cumhur İttifakı'nın 6 parti, öyle mi? Ortada AKP. Bir kolunda BBP, onun kolunda Yeniden Refah, bu kolunda MHP, iktidar. Nerede öbür ikisi? Nerede öbür ikisi? Bakın, MHP, AK Parti'nin kolunda, Hüdapar koynunda, içine almış. Bir kolunda BBP, bir kolunda MHP, Hüdapar'da koynunda. Kimlerle beraber? Peki, bu Hüdapar için şu Türk bayraklarını bir gösterin. Gösterin Türk bayraklarını. Bak. Şimdi bu Türk bayraklarına karşı Hüdapar. Türk bayrağı olmasın diyor. Türk milleti olmasın diyor. Andımız olmasın diyor. TC olmasın diyor. Türk milleti yoktur diyor. Federasyon olsun, özellik olsun diyor. AK Parti de bunlardan 4 tanesini meclise taşıyor. Bize laf edenler, biz vekillere kefiliz. Listelerimizden giren her vekile kefiliz. Şimdi bunlar yemin etmeyiz diyorlar. Türk milleti önünde and içelim demeyiz diyorlar. O yüzden geçen pazara kadar atılan yalan su yüzüne çıkmıştır. Takke düşmüştür, kel görünmüştür. Mızrak çuvala sığmamaktadır. AK Parti sadece keşif kazanmak için her yalanı atmakta, her türlü kirli işbirliğini yapmaktadır. Bunu milletimiz görsün, milletimiz duysun. Ve çok net bir şekilde şunu gördük. Şunu çok net bir şekilde gördük. Bir pazar günü böyle Dadaşlar Erzurum'da toplandılar. Arkaya da Tayyip Bey'in yeni siyaset arkadaşları toplandılar. Hizbullahçılar. Oradan taş attılar, gördünüz mü? 8 yaşında çocuğun kaşını açtılar. 80 yaşında teyzemin başını yardılar. Ve o anlayış AK Parti tarafından meclise taşınmıştır. Önümüzdeki pazar hep birlikte karar vereceğiz. Ve o karara göre birisi kazanacak. Bizce taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak.